Sonuncusu da geldi komutanım. Hadi bismillah. Komutan beyciğim, biz oğlumuzu en pahalı okullarda ve en iyi öğretmenlerle yetiştirdik. Onun için kendisi çok hassas ve içli bir çocuktur. Burada yalnız bırakmak istemiyorum. Yok, öyle söylemeyin hanımefendi. Gözünüz arkada kalmasın. Benim mahiyetimdeki subayların hepsi çok iyi eğitimlidirler. Oğlunuz hem askerliği öğrenecek hem de yeni arkadaşlar kazanacak. Arkadaş? Ay yok, arkadaş mı arkadaş edinmesin. Zaten o kapıdakileri hiç gözüm tutmadı. Kapıda kimler duruyor Deniz? Cemal ve Seyfi. Başlarında da Kerim Asteğmen var komutanım. Hay Allah. Hepsi de çok iyi çocuklardır hanımefendi. Vallahi kusura bakmayın, bana hiç öyle gelmedi. Mümkünse benim çocuğumu ayrı bir koğuşa koyun. Parası neyse öderim. İsterseniz general olarak yaptıralım askerliğini. Yapmayın hanımefendi, şurada 28 gün askerlik yapacak. Bir anne olarak endişelenmenizi anlıyorum ama bu 28 gün emin olun Korhan için çok yararlı olacak. Belki sizin verdiğiniz imkanları biz sağlayamayız ama sizin kadar özenip ilgileneceğimize emin olun. Ah, çok teşekkür ederim size. Şimdi içim rahat, sağ olun. Spora çıkmasa olur mu acaba? Yüzbaşım, hanımefendiyi nizamiyeye kadar geçirin. Delikanlı da arkadaşların arasına katılsın. Emredersiniz komutanım. Buyurun gidelim. Siz evli misiniz acaba? Hayır değilim. Niye sordunuz? Hamza, selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sen de Almancıymışsın ha? Öyle. Neresinden? Freiburg. Freiburg yani. Hı hı. Benim halaoğlu oturuyor orada. Ne tarafında? Pardon ya. Biz sonra konuşalım. Benim bir telefon etmem lazım. Ya arkadaşlar. Burada ankesörlü telefon nereden bulabilirim? Merhaba, sarı çizmeli Mehmet Ağa. Abi insan bir selam verir. Kusura bakma ya, Selami ben. Sen ona bakma babacığım. Bizim Vedat fırlamadır biraz. Telefon alay binasının girişinde. Eyvallah. Bunları var ya araziye salacaksın, çok komik olur ha. Alayın yerini bulamazlar namussuz. Tombalak kardeş, ayıp oluyor ama. Yeni geldik diye alay etmene gerek yok. Doğru konuş benimle Arap Kadri. Karşında koskoca onbaşı var. Kim ulan Arap Kadri? Türk Kadri'yim ulan ben. Anam! Ne gülüyorsun brother? Ayıp oluyor ama. Komik. Almanya'da Türk, burada Almancı. Dalga geçmeseniz olmuyor değil mi? Bana bak alıngancın. Dalga falan geçmiyorum. Söyle iş tarzın hoşuma gitti. Herkes güldü. Ben de güldüm. Tamam. Hadi size iyi muhabbetler. Benim nöbetim var. Gitme abi. Ya birader. Abza abi iyi adamdır be. Dalga geçmek için yapmaz öyle. Ayıp oldu zaten. Neyse, alırız gönlünü bir ara. Çay? Ha, tamam. Tamam abiciğim. Sorun? Yok yok, bir sorun çıkmadı şimdiye kadar. Vallahi geçti bir kaldı 27 gün. Abiciğim ben şeyi soracaktım da... bankaya para yatırdın değil mi? Abiciğim... Ha, tamam. Tamam ama ne olursun yarın unutma, ne olur. Tamam, evdekiler para bekler. Hadi saygılar, saygılar. Aferin asker, bakıyorum gelmeden çalışmışsın. Komutanım. Enişten Asubay'da da oradan biliyorum komutanım.
Biz daha önceden karşılaştık mı? Bilmiyorum komutanım. Daha evvel Almanya'ya gelmiş miydiniz? Hayır. Ya seni gözüm bir yerden ısırıyor ama... Nereden? Adın ne senin? Selami. Komutanım. Neyse. Karıştırıyorum herhalde. İyi akşamlar. Sağ olun komutanım. Gel. Emredin komutanım. Şu Selami adındaki bedellinin dosyasını getir Seyfe. Emredersiniz komutanım. Ne oldu Levent? Bir sorun mu var? Yok komutanım. Sadece yeni gelen askerlerden birini daha önceden tanıdığıma eminim. E'si bir kere gördüğümüzü unutmam. Bir yerden tanıyorum ama nereden çıkartamıyorum. Yok abicim. Ya bugün para yatar yatmaz uzuyorum ben. He? Abi nereden bileyim ben eski komutanımın burada görev yaptığını? Ya ne olursa olsun Selami'ye beni ilgilendirmez. Doğumuna para mı saydım ben Almancının? Hadi ben uzuyorum bu gece. Tamam. Tamam kapatmam lazım hadi. Gençler, bedelli gençler, nasıl gider bakalım askerlik? Sevdiniz. Şimdilik iyi, sabahtan akşama kadar yatış. Yatın bağırım, yatın. Pazartesi eğitimler başlıyor. O zaman göreceğiniz Ankara'yı, Konya'yı. Bak yine ya. Ya tombalak, o kadar Alman çikolatası verdik, gene bizimle uğraşıyorsun ya. Yok abi yok. Seni doyuramazsın bizi bu tombala. Sen var ya, bu da Almanya'da bütün çikolatalarını getirsen hepsini yer yalar yutar bu. Bana bak, sen kime tombalak diyorsun lan? Bey mi diyor, bey? Kadri abi diyor. Olsun, o abimiz. Dero, sen diyemezsin. Değil mi abi? Eyvallah tombalak. Sana kırgınım zaten. Kaşla göz arasında helalleri temizlettin bize. Vallahi hiç kusura bakma abi, yok öyle bir şey. Yani Ahmet Paşa uşum dedi. Neticede ben de bir emir kuluyum yani. Hadi bakalım. Nasıl da kirliydi. Ben var ya, 2 senedir temizlenmemiş sandım yani. O kadar kirliydi. Bak tırnağım da kırmış. Şşt, kibarcık. Sen Rusya'da yaşıyordun değil mi? Adım Korhan. Ya canım her neyse. Bak ne diyeceğim sana. Var mı senin böyle tanıdığın bildiğin Rus manita? Ha? Hayır yok. Bir de bana numara yapıyor. İzle bak. Vardır be. Sen var ya ne kirli çıkısındır. Senin gibi yakışıklı abime var ya tapıyordur Rus manitalara. Tabii Rus kadınları bana taparlar. Var yani birkaç tane var tabii. Güzeller mi? Önemli olan ruh güzelliği. Canım. Ya ha ruh güzelliği ha canım abim. Ha Rus güzelliği ne fark ediyor? Bak ben sana ne diyeyim biliyor musun? Sen bana en iyisi bu en güzellerinden, en oyunlularından şöyle 2 tane çıtır Rus ayarla. Tamam mı? Kafala bir güzel. Sonra da hatta hep beraber bizim Bodrum'daki pansiyona tatile gidelim. Ben de bugünün anısına kızların kaporası olarak sana güzel bir hediye vereyim. Ne hediyesi? Yavrum bak şimdi sen 28 gün askerlik yapacaksın. Biz de seni elin boş göndereceğiz değil mi? Olmaz öyle şey. Hazır mısın? Efendim. Halis mulis, Türk işi, el bombası. Aman aman o ne öyle? Aa patlar şimdi bırakın. Patlamaz güzel kardeşim, patlamaz. Yalnız şuradaki ipimi çekersen patlar. İpim düştü. Ulan salak pimi düşürdü, kaçın kaçın. Yok o ipten. Korhan! Ne oluyor burada asker? El bombası yapmışlar, filmi düştü böyle aşağı. İşte patlayacak hafazan Allah. Kaçın siz de kaçın. Ne bombası be? Ne diyor bu? Patlamayacak mı?
Sen hala giymedin mi? Geç çıkacağım komutanım. Şu bedellerin dosyalarına falan bakmam lazım. Ayrıca eğitim raporlarına da bir göz atacağım. Bence sen bu adama taktın. Kime? Adını hatırlayamadım. Şu bir yerden tanıyorum dediğin adam var ya. Ha, Selami. Yok, unuttum bir de onu ya. Selami. Niye dosyası açık önünde o zaman? Taktım vallahi komutanım. Düşün düşün kafayı yiyeceğim. Peki. Sana iyi eğlenceler o zaman. Sağ olun komutanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tuncay. Onbaşı Tuncay. Ferhat o. Onbaşı Ferhat Tuncay. Tabii ya. Sana ne? Git buradan. Olmaz babacan. Bak 28 günlük askersin. Yap da bitir paşa paşa. Sonra çok üzülürüz. Bak birader, durum başka. Ben başkasının yerine buraya geldim ve yakalanırsam kabak gibi oyarlar. Nasılmış o iş bakayım? Sen de amma sordun ha. Ya parayla başkasının yerine geldim ben buraya. Adamın işi gücü vardı gelemedi. Benim de ihtiyacım var, tamam mı? İyi de bu sahtekarlık kardeş. Adam gibi sözünü tut o zaman. Madem geldin, kal, yap yarın askerliği. Yapamaz. O askerliğini zaten 22. Udut bölüğünde onbaşı olarak yaptı. Öyle değil mi Ferhat? Evet. Komutanım. O zaman da sahtekarlık peşindeydin. Yok annem ölmüş, yok ayağım acıyor. O kadar gözüme batmasaydın, belki şimdi seni hatırlayamazdım. Dur! Sakın bir adım daha atayım deme Ferhat. Komutanım. Bu asker firar etmeye kalkıştı Seyfi. Hamza da şahit. Gerekli belgeleri düzenleyip ikimizin de ifadesini alacaksın. Emredersiniz komutanım. Seyfi, öbür askeri buldunuz mu? Bulduk komutanım. O da mı firariymiş? Yok. Firari değilmiş komutanım. Uyur gezermiş. Ne?